kader nedir? Kader meselesinde... Tabii en mühim meselelerden biri. Bu ümmetin bilinci çarpıldı. Neredeyse Hasan el-Basri'den bugüne bu ümmetin bilinci çarpıldı. Kader meselesindeki bilinç, Kur'ani bilincin yerini cahiliyenin bilinci aldı. Yamuldu. Yamuldu. Onda bilinç yamuldu. Yamuldu. Bu manada bakıyorum, kader meselesindeki bakış açısını Kur'an değil, sanki cahiliye inşa etmiş. İnsanın iradesinin sınırları içine giren hususlarda Allah'ın kaderi, ölçüsü seçmektir. Seçmektir. Kaderiniz seçiminizdir. İmma şakiran ve imma kefura. İster şükredersiniz, ister küfredersiniz. Sizin, size verilmiştir bu. Dolayısıyla istediğinizi seçersiniz. Seçme hakkı sizindir. Aslında seçmek vazifenizdir. Evet. Vazifenizdir. Çünkü iradenin şükrü seçmektir. Evet. Ama iyi seç diyor Rabbimiz. Evet. Doğru olanı seç diyor. Hakkı seç diyor batıla karşı. Onun için bakınız, bu manada fatalizm manasında kadercilik Müslümanın değil cahiliye ehlinin bir şiarıdır, özelliğidir. Onun için Kur'an aktarıyor. Onlar eğer Allah dilemeseydi biz şirk koşmazdık diyorlar. Bak şimdi şirki bağladılar oraya. Evet. Eğer Allah dilemeseydi biz şirk koşmazdık, inkar etmezdik. Evet, biz şirk koşmayı müşrik olmazdık. Müşrik yani. Olmaz. Demek ki biz müşrik olduk, bu Allah'ın kaderi. Bu Allah'a iftira değil de nedir? Seçme size verilmiş. Allah size seçin diyor. Peygamber gönderiyor. Akıl vermiş. Evet. Akıl vermekle yetinmemiş, bir de peygamber vermiş. Onunla da yetinmemiş, bir de kitap vermiş. Bütün bunlara rağmen vicdan vermiş, kainat vermiş, her şeyi vermiş. Eyvallah. Eyvallah. Bütün bunları bir tarafa bırakacaksınız. Allah diledi, biz kafir olduk diyeceksiniz. Bu. İşte bu korkunç bir şey. Bu iftira. Bu manada Emevilerin ortaya çıkardığı, kendi iktidarlarını meşrulaştırmak için biraz da ortaya çıkardıkları ve baskın bir kader anlayışı olarak pompaladıkları bu anlayışa karşı dönemin büyük alimi Hasan el-Basri'nin büyük bir mücadelesi var. Evet. Abdülmelik bin Mervan'a yazdığı mektup var ki dillere destandır. Evet. Kader Risalesi diye meşhur. Evet, siz bahsetmiştiniz. Risalesi. Kader Risalesi. Onu okumadan bu savaşın ne zaman ve niçin başladığını anlayamazsınız. Emeviler biraz da saltanatlarını dayatmak için. Aynen bu öyle. Sizin kaderiniz bu var. Bu sizin kaderi. Allah bizi size kader kıldı. Yani yapacak bir şey yok. Dolayısıyla biz sizin kaderinizi. Siyasi istibdadın meşruiyeti. İstismarı. İstismarın. İstibdadın istismarı. Aynı istismarı biz Yezid'de görüyoruz. Hazreti Hüseyin'e karşı savaşı vermiş. Hazreti Hüseyin'i 72 kişiyle yarısı çoluk çocuk kadın Kerbela'nın ortasında susuz bırakmış ve ondan sonra katletmiş. Onunla da yetinmemiş, başını kesmiş, getirmiş. Kardeşi Zeynep'in yüzüne beraber onu Allah öldürdü diyor. Zalim adam. Onu Allah öldürdü diyor. İftiraya bakın, iftiraya. Niye? E tabii takdir, takdir ilahi. Yani o öldüğüne göre onu Allah öldürdü. Allah öldürdü. Katile bakın, katile. Yani onu Allah öldürdü, beni de kullandı. Onun için ben Yezid olarak benim hiçbir suçum yok. E bu mantıkla aslında şöyle gidin, ne Firavun'un suçu var, Nemrud'un suçu var, öyle değil mi? Hazreti Zekeriya'yı katledenler de herhalde, onlar da Allah'ın aleti olmuşlardır. Hazreti Yahya'nın kellesini koç gibi kesen Herod da herhalde Allah öldürtmüştür, Herod'un elini de kullanmıştır. Haşa. Allah peygamber katili mi oldu şimdi? Haşa. Bakın nereye geliyor. Nereye kadar?